esnaf hepsi çoğusu genelde üniversite mezunu, yalnız işe giremedikleri için ya taksicilik yapıyor ya kahvecilik yapıyor ya besicilik yapıyor. Herkes hakkını istiyor. Üniversite mezunu eğer okumuşsa öğretmenliğini istiyor. Evet. Ben üniversite mezunuyum, minibüsçülük yapıyorum. Evet, onu öğretendi. Bir de parlamenter sistemin geri gelmesini istiyorum. Evet, biz söndürdüm. 20 dakar arazim var. Biz de yiyelim, şeyler sıkıp yemeyelim. Aldım, döktüm. Getirdim, bir tane fotoğrafım var. Otunu taşımak. 20 litre mazota verdim, onun bana verdiği çiftçi dehlemezdim. Buradan köye gittim, mazot çıktı. Bu ne ya? Bu kadar da. Evet. 20 litre. 400 lira, 415 lira bana para veriyor. Çiftçiye destek veriyorsun. Yani bu destek mi? Destek. Ben çocuk değilim ki bana elma şeker. Elma şeker. Yani bu işler çürümüş, yeter ki anladım. Yeter ki o kadar malzeme var ki. Ben 25 nöfüsüm, ben köylüyüm. Köyde oturmam, ben hayvancılık yapıyorum. Samanın kilosu 3000 lira. Ben nasıl da geçirim? Ben saman 3000 lira bir ton saman. Demokrasiyi savunacağız, tek adamcılığımı savunacağız. Hukukun üstünlerini savunacağız, üstünlerin hukukunu mu savunacağız? İnsan haklarını mı savunacağız, saraydakinin haklarını mı savunacağız? Yoksulun, ezilenlerin yanında mı olacağız, yoksa saraydakilerin yanında mı olacağız? Bundan sonra böyle bir net ayrım var. İşte bu ayrımda saf tutmak gerekiyor. Bu safta demokrasiden yana olanların bir arada durması ve safları sıklaştırması, güçlerini birleştirmesiyle olur. Bu kadarcık bir priz hayal edin. İki tane ineğe 70, abi 65-70 oluyor. 70 lira değil mi? Atıyorum iki tane ineğe. İne hayvancılık yapıyorum. İki ineğin ahırına koyuyorum. Yerim evde bir bardak çay içip geliyorum. İnek gene yüzüme bakıyor. Doymuyor. Onun verdiği süt altın olsa ne yazık. Ben ona 10 gün yedireceğim ki 70 milyon için. Böyle bir dengesiz bir durum var. Yani aklımızı yiyeceğiz ya kafamızı. Hayvancılar adına söylüyorum bunu. İnek besleyenler adına söylüyorum. Öbür hesapları pek bilmem. Bu da böyle bir şey yani ya. O, bu kadar ot 70 milyon olur mu? Kuru olsun. Yem değil, yanlış anlamayın. Evet, ve inek doymuyor. Doymuyor. Giriyorum içeri yine yüzüme bakıyor. Getir bir 70 daha ver diyor. Ya bir öyle. Böyle bir ağzın durum var. Ya iş vermiyorlar. 80 puan alan öğrenciyi almıyorlar. Ne işi yani? Çayımızı kestik, yemeğimizi kestik yani. Süsüz kaldı, az kaldı yani ne yapalım? Olmuyor yani. Artık olmaz yani. Bunu değiştireceğiz. Hep beraber değişiyoruz.